Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son regresyonla ilgili genel bir basit bir örnek daha doğrusu yaptık ve gözetimli veya denetimli öğrenme dediğimiz yapının içerisindeki regresyon konusunda bitirmiş olduk. Şimdi hatırlarsanız en başta biz denetimli ve denetimsiz öğrenme olarak veya gözetimli ve gözetimsiz öğrenme olarak bir ikiye ayırma işlemi yapmıştık makine öğrenmesi sürecinde. Bunların ilk adımı olan gözetimli makine öğrenmesi veya denetimli makine öğrenmesi dediğimiz supervised learning yapısıyla başladık ve bu yapıyı da kendi içerisinde regresyon modelleri ve sınıflama modelleri yapısı olarak ikiye ayırdık. Daha sonra regresyon konusuyla başladık ve regresyon modelleri içerisinde tanımlanan regresyon yapılarını sizlere anlatmaya çalışmıştık. Şimdi geldik işin ikinci kısmı olan yine denetimli öğrenme içerisinde uygulayacağımız sınıflama yapısına, yani İngilizce olarak classification olarak çevrilebilir arkadaşlar. Yapıyı bu şekilde literatürde karşınıza çıkabilir. Şimdi denetimli ve denetimsiz öğrenme yapısını ayıran bir ince nokta vardı. İsterseniz o yapıya tekrardan değinelim. Gözetimli makine öğrenmesi, bu arada IBM'in sitesindeki tanımı şu anda kullanıyoruz arkadaşlar. Gözetimli makine öğrenmesi, aynı zamanda gözetimli makine öğrenmesi veya bizim tabirimizle denetimli makine öğrenmesi olarak da bilinen yapı, verileri sınıflandırmak ve sonuçları doğru bir şekilde tahmin eden algoritmaları eğitmek için, burası önemli, etiketli veri kümelerinin kullanılması şeklinde tanımlanır. Etiket yapısı aslında neydi? Bizim denetimli öğrenme dediğimiz yapı. Biz elimizdeki data seti içerisinde kurguladığımız model yapısına bir bağımlı değişken olarak çıktı. Yani girdilere karşı bir çıktı yapısını öğretiyorduk makineye. Ve makine bunun üzerinden bir denetim yaparak bu işlemi gerçekleştiriyordu. İkinci kısma geldiğinizde gözetimsiz veya işte denetimsiz makine öğrenmesi olarak tanımladığımız kısımda gözetimsiz öğrenme, denetimsiz makine öğrenmesi olarak da bilinen makine öğrenmesi algoritmalarını çözümlemek ve etiketsiz veri kümelerini kümelemek için kullanılır. Yani bu ince ayrıntı aslında etiketleme dediğimiz bir yapıydı. Gözetimli makine öğrenmesinde biz sonuçlara, yani girdi yapılarına karşılık bir sonuç değişkeni tanımlıyorduk. Bu durumda da yine gözetimli makine içerisinde öğrenmiş olduğumuz regresyon yapısında olduğu gibi sınıflama yapısında da tabii ki bir etiketleme yapısını kurgulamamız, uygulamamız ve tanımlamamız gerekiyor. Peki nedir bu sınıflama problemleri? Yani bunu regresyondan ayıran kısım nedir? İsterseniz onu şöyle bir başlayalım. Şöyle boş bir Excel'le şuradan çiz diyelim. Şimdi bunun için arkadaşlar Python ile veri analizi eğitimine tekrardan dönelim ve veri türleri ile ilgili küçük bir bilgilendirme veya hatırlatma yapalım. Şimdi hatırlarsanız data yapımızdaki bu veri dediğimiz kavramda ana olarak ikiye ayırma işlemi gerçekleştiriyorduk. Bunlar sayısal olan değişkenler, bir de bunun tam aksi olan kategorik, şöyle kategorik olarak tanımladığımız değişken yapıları. Eğer biz denetimli öğrenme süreci içerisinde bir regresyon problemi üzerinden kurgulama yapıyor isek, bu elimizdeki etiketli olan veya bağımlı değişken olarak tanımladığımız y değişkenini sayısal olarak göndermemiz gerekiyor. Eğer bu veri yapımız sayısal ise biz buna tahmin veya regresyon olarak da tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda tahmin problemleri olarak da geçebiliyor ama ben genellikle regresyon yapısını kullanıyorum. Eğer bu bağımlı değişken yapısı, yani etiketli olarak göndereceğimiz yapı kategorik bir değişken ise işte bu noktada sınıflandırma problemi dediğimiz veya
bunların çözümünde uygulayacağımız sınıflandırma algoritmaları diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle sınıflandırma olarak diyebiliriz. Şimdi bunu basit bir örnek ile göstermek gerekirse şöyle bir sayfa 2 açalım. Şimdi bazı girdi değişkenler üretelim. Mesela boy diyelim, işte kilo diyelim, yaş diyelim. Şimdi şöyle bir rastsal aralık oluşturalım. İşte rastgele arada atıyorum 1,55 boydan işte 1,85 boya kadar şöyle bir değişken oluşturalım. Yine kiloda da şöyle bir rastgele arada diyelim 55 kilodan 90 kiloya şunları da hemen değer olarak yapıştıralım. Yaş aralığını da şöyle 18'den yine 55 olarak bir ayrım yapalım. Şimdi bu yapı içerisinde elimizde örneğin 3 tane değişkenimiz var arkadaşlar. Bizim problemimiz şöyle şunları da ortalayalım. Eğer bu problem yapısı içerisinde biz bir makine öğrenmesi sürecinde tahmin etmeye çalıştığımız değişken örneğin yaş değişkeni şöyle hatta şunu da şuradan kaldıralım. Yaş değişkeni ise bu durumda elimizdeki etiketlenmiş olan data seti içerisinde görmüş olduğumuz değerlere karşılık gelen yaş değişkeni sayısal değişkenlerden yani sayısal değerlerden oluşuyor. Bu durumda bir regresyon yapısını kurabiliriz. Ne deriz? Yaş eşittir boy ve kilodan oluşur. Bu durumda git boy ve kilo değerleri girdi olarak kullan ve buna uygun olan regresyon modeliyle daha sonra ileride girdi olarak oluşturacağımız örneğin modelimizi oluşturduk. Daha sonra boy ve kilo değerlerini verdik ve buna karşılık bir yaş tahmini yapmaya çalış. İşte bu durumda arkadaşlar bizler regresyon modelinden veya regresyon probleminden bahsediyoruz. Çünkü elimizdeki çıktı olarak tanımladığımız modele öğrettiğimiz yani model boy ve kilo üzerinden yaşla ilgili tahmin yapabilmek adına bir girdi yani bir eğitim seti olarak hem boyu hem kiloyu hem de buna karşılık yaş değişkenini kullanıyor ve bu durumda yaş değişkeni de sayısal değerlerden oluştuğu için bu durumda biz regresyon yani aslında tahmin olarak tanımladığımız model yapılarını kullanıyoruz. Peki sınıflama dediğimiz yapı nerede devreye giriyor? Ki bu arada sınıflama problemleri arkadaşlar gerçek hayatta daha fazla karşımıza çıkabilecek problemlerdir. Onu şimdiden söyleyelim. Yani regresyon problemleri dışında sınıflandırma problemleri bizim karşımıza gerçek hayattaki örneklerine baktığımızda çok daha fazla karşılaşabileceğimiz bir yapı. O yüzden daha fazla kullanacağımızı şimdiden söylemek istiyorum. Şöyle yeni bir boş sayfa daha açalım. Şurayı da yine kılavuz çizgilerini kaldıralım. Mesela bir futbol takımının önümüzdeki maçlarda galip gelip gelmemesi ile ilgili bir model eğitmek istediğimizi varsayarsak, girdi olarak örneğin skor, geçmişteki yaptığı skorları alabiliriz. Mesela maç 1'deki işte skor 1'i, skor 2'si, skor 3'ü şeklinde en tane maçtaki skorları girdi olarak modele gönderiyoruz. Ancak buna karşılık etiketlendirilmiş veriyi de göndermek durumundayım ki buna Y diyorum. Skor durumundan örneğin hatta bunu skor demeyelim de şimdi sonuçta skora karşılık gelen zaten skor neyse galip gelip gelmediği bellidir. O biraz saçma oldu. Maç içerisindeki ne diyelim işte futbolcuların bilgilerini girdi olarak gönderelim. İşte ne kadar koştu, ne kadar pas yaptı gibi sayısal bilgileri gönderelim. Buna skor demeyelim de maç bilgisi diyelim. Maç 1, maç 2 şeklinde şöyle maç en diyelim. Buradaki bilgileri modele girdi olarak gönderiyoruz. Ve bunun sonucunda da yapıyı şöyle tanımlayabiliriz. Etiketli veri yapısını. İşte galip geldi bu maçta. Bu maçta berabere bitti. Bu maçta yenildi. Bu maçta yine berabere bitti şeklinde kategorik olan bir veri. Yani sayısal bir girdi yapısına karşılık tahmin etmesi gereken değerleri ben eğitim veri seti olarak etiketlenmiş veri seti yapısında
kategorik olarak gönderiyorsam bu durumda bir sınıflandırma problemi üzerinde çalıştığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani galibiyet, beraberlik ve yenilgi gibi kavramlar kategorik bir değişkendir. Sonuçta bir sayısal değer değildir. Şurada görmüş olduğunuz gibi boy ve kiloya karşılık bir yaş değişkeni tanımladığında yaşın 46, 36, 31, 24 gibi sayısal değerler olabilir. Ama bir futbol maçından bahsediyorsak, maçla ilgili girdi olan parametrelere karşılık bunları benim etiketlemem gerekiyor ki bu durumda maç sonucu benim için galibiyet, beraberlik ve yenilgi şeklinde 3 farklı kategoriden oluşan yapı olarak tanımlamam gerekiyor. Veya başka bir örnek verelim. Ne diyelim? Şöyle daha basit anlaşılabilecek şekilde bir mail yapısı kuralım. Mesela gelen maili spam veya spam olmayan şeklinde ayrım yapacak bir makine öğrenmesi süreci oluşturmaya çalıştığımızı varsayalım. Yine gelen mailler üzerinden bazı özellikleri şöyle mail 1, mail 2, mail 3 şeklinde şöyle mail n diyelim. Bunları girdi olarak yine modele gönderiyoruz. Ve model yapısında bunlar birer eğitim seti ise modelin eğitimi sürecinde yine bir etiketli veriye ihtiyacım var ki yine buna y diyorum. Bu durumda örneğin bir gelen mailde spam durumu var. İşte spam değildir var. Spamdır var. İşte nokta 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 spam değildir. Şimdi bu eğitim setini ben makineye gönderdiğimde bu bir yine sınıflandırma problemidir ve sınıflandırma algoritmaları üzerinden sonuca gitmesi gerekir. Daha sonra başarılı bir modeli tahmin ettiğimde artık bilgisayara gelen kutuma düşen maillerin spam olup olmadığı ile ilgili tahmin sonucunu makine bu öğrenme sürecinde gerçekleştirmiş olacak arkadaşlar. Peki bu işlemi nasıl gerçekleştiriyor? Yani regresyondan farklı olarak ne yapıyor da bu model çalışma prensibine uyuyor? Örneğin şuraya tekrar gelelim. Şuradaki çizdiklerimizi birer şöyle silelim. Şimdi buraya bir değişken daha atayalım. Ne diyelim? Cinsiyet değişkeni diyelim. Buna da şöyle yine rastgele arada sıfırla bir değerini verelim. Neden sıfırla bir değerini verdim? Çünkü iki tane kategorim var cinsiyette. Bunlardan bir tanesi kadın, diğerini ise erkek olarak tanımlıyorum. Hatta şuraya bir düşey ara atalım. Şuradan değerleri de tekrardan alalım. Şurayı kilitleyelim. 2'ye 0 atalım. Şunları da şöyle getirelim. Şurası da yine cinsiyet olsun. Şimdi benim artık değişkenlerim boy, kilo, yaş ve cinsiyet. Bu sefer tahmin etmeye çalıştığım değer yaş değil, bunun yerine cinsiyet. Yani ben boy ve kilo değerlerini girdiğim zaman bununla ilgili cinsiyet tahminini yapmaya çalıştığımızı varsayarsak bu durumda yine bizim kullanacağımız algoritma yapılarının sınıflandırma algoritmaları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi eğer normal bir regresyon modeli üzerinden tanımlama yaparsak, örneğin değişkenimizi indirelim. Şöyle şurayı indirelim. Boya ve boya karşılık yaş tahmini yaptığımızı varsayarsak, şöyle bir çizim işlemini gerçekleştirelim. İşte burası nedir? Y değeri, yani yaş değeri. Burası da boy değeri. Örneğin tamamen verilerimize uygun olarak değil, tamamen şöyle sallıyorum. Şimdi şöyle bir yapı için arkadaşlar bir regresyon doğrusuyla bunu tahmin etmeye çalışıyor regresyon modeli. Şimdi diğer bir durumda örneğin boy ve yaşa girdi olarak aldıktan sonra cinsiyet ile ilgili bir tahmin yapmaya çalışırsak yani bir sınıflandırma yapmaya çalışırsak makine öğrenmesi bir ayrım yaparak bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu ayrım nasıl çalışıyor peki? Şöyle gelelim tekrardan bir grafik yapısında göstermeye çalışalım. Örneğin burası yine yaş olsun, burası boy olsun. Geldim şöyle. Örneğin buradaki bir değer. Buradaki bir değer geliyor. Elimizdeki eğitim dataseti üzerinden. Örneğin şöyle tekrar yapalım. Boy değeri. Mesela 1,55. 1,55 boya karşılık kişinin yaşı atıyorum işte 26.
Daha sonra geliyor. Şuradaki değer için yapıyor. Buradaki değer için geldi. Örneğin işte 165 boyu kişinin. İşte geldi yaşını atıyorum 30 değerini verdi. Yani bu şekilde bir noktalama yapısını yaş ve boy arasında gerçekleştiriyor. Hatta şuraları şöyle bir daha silelim. Sadece noktalarımız gözüksün arkadaşlar. Şunları da şöyle silelim. Örneğin böyle yine bir nokta yapısı olsun. Şöyle tamamen noktaları şöyle tamamen oluşturalım. Şimdi yapı şuna bakıyor. Diyor ki ben regresyon modeli üzerinden tahmin yapmayacağıma göre bir sınıflandırma problemiyle çalıştığıma da göre benim yapmam gereken işlem bu noktaları bir grup yapısına ayırmak. Bunu peki nasıl gerçekleştiriyor? Gidiyor diyor ki burası kesişim noktası 1.55'e 26. Sonra buna karşılık benim etiketlediğim veriyi kontrol ediyor eğitim datasetinde. Diyor ki bu kişi erkek. Bunu atıyorum işte siyah renkle gösterelim. Daha sonra gidiyor buradaki noktayı kontrol ediyor. 1.65'e yaş 30. Bu ne peki? Bu da erkek. Örneğin geliyor şuradan kırmızı ile çizelim. Mesela şuradaki yapı geliyor işte atıyorum 1.70 boya sahip işte yaşı 28. Bu da cinsiyeti kadın. Bu şekilde bir gruplama yapıyor arkadaşlar ve daha sonra bu grup yapısını gerekli olan yapılarla daha sonra öğreneceğimiz model yapılarıyla çözümlemeye çalışıyor. Yani aslında erkek ve kadın olarak bu ayrımı gerçekleştiriyor ve daha sonra bunun üzerinden bu öğrenme yapısını işleyerek modeli öğrenmeye çalışıyor. Aslında tamamen mantık basit arkadaşlar. Yani hocam bu kadar ne anlatıyorsunuz diyorsanız kısaca sadece şunu söylüyorum. Benim etiketlenmiş verim çünkü sonuçta bir gözetimli bir makine öğrenmesi yapısında çalıştığıma göre algoritmaları eğitmek için etiketli veri kümelerini kullanmam gerekiyor. Bu durumda benim makine öğrettiğim etiketli veri yapısı sayısal ise bir regresyon tahmin modeliyle çalışmam gerekiyor. Eğer kategorik bir yapıyla da çalışıyorsam, böyle bir model üzerinde tanımlama yapıyorsam da sınıflandırma olarak yaptığımız bu içerisinde daha sonra öğreneceğimiz model yapılarıyla çalışmamız gerekiyor. Bu şekilde basit bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Çok fazla böyle derinlemesini anlatacak bir şey yok burada. Çünkü her bir model yapısını yine tek tek inceleyeceğiz. Bakacağız ne anlam ifade ediyor. Zaten daha önce yaptığımız modellerin, regresyonda gördüğümüz modellerin sonuçta sınıflandırma problemleriyle ilgili çözümlemeleri var. Yine aynı mantık çerçevesinde ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda ilk yapımız olan sınıflandırma problemleri için kullanılan lojistik regresyon yapısını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada bu hocam neden regresyon, niye regresyonu değil diyorsanız da bunun ismi lojistik regresyon ve kullanım amacı aslında sınıflandırma. Yani Y değişkeninin kategorik olarak olduğu durumlarda kullanmamız gereken bir model yapısı. O zaman çok daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.